Anımbor, yavurtko, yavurtmuyun sırpuanın. Her zaman olduğu gibi bu akşamı bize inayet ettiği için, sevdiklerimizle bir araya getirdiği için Rab'be şükrediyoruz. Ve ona sesleniyoruz bir mezburla. Ya Rab, sana çağırıyoruz. Ey bizim kayamız, bizi işitmemezlik etme. Yoksa eğer bize susarsan kabre inenlere benzeriz. Seni imdada çağırıp mukaddes mabedine doğru ellerimizi kaldırdığımız zaman yalvarışlarımızın sesini işit. Bizi kötülerle ve hesap işleyenlerle birlikte çekme. Rab mübarek olsun. Çünkü yalvarışlarımızın sesini işitti. Rab bizim kudretimiz ve kalkanımızdır. Yüreğimiz ona güvendi ve yardım. Yüreğimizde sevinçle coşuyor. İlahiler ona şükredelim. Rab onların kudretidir. Ve Mesih'in kurtuluş hisabı olur. Kavmını kurtar ve mirasını mübarek kıl. Ve onları gül ve onları ebediyen taşı. Rab her birimiz ebediyen sona kadar taşısın. Amin. Anhor yevotifu yevokuyun sırfu amen.
Çoğu kez sizlerle dertleşirken çağdaş insanın, bugünün insanının yorgun, bitkin, bezgin, karamsar olduğunu defalarca dile getirdik. Çünkü nereye baksak bezgin ve bıkkın bir yürek görüyoruz. Ümitsiz bir geleceğe doğru yol alırken bile içinde ümit ışıkları sönmüş yürekler görüyoruz. Ama kutsal kitap okuduğumuz zaman, mezmurları okuduğumuz zaman canım diyor, neden üzgünsün? Rabbe ümit bağlı. Ve o defalarca bize gerekli gücü vermek için bize çağrılarda bulunuyor. Ama tüm bunlara rağmen inanan inanmayan tüm insanların yüreklerinde bir endişe, bir karamsarlık, bir ümitsizlik kol geziyor. Ve bu bitkinlik, sevgililer, bu yorgunluk acaba neden? Tanrı'dan mı yoksa bizden mi? Ama bunun ana nedeni bizim yanlış düşüncelerimizden dolayı kaynaklanıyor. Yalnız seçimlerimizin bir ürünü. Ve Tanrı'nın çağrısı var. Hani ilk haftalarda davetler bir serisi yaptık. Daha devam edeceğiz onlara. Yorgunlara çağrı, ümitsizlere çağrı, öğrencilerine çağrı, ardı sıra gelin diye. Ama bana gelin, bende kalın daveti. Peki gidiyoruz ama bunda kalmasını beceremediğimiz için diye sık sık bu ümitsizliğin, bu karamsarlığın nedenleri konusunda, ki bunlar birer ruhsal hastalıklardır, belirtmiştik. İşte tüm bunlar çeşitli yalnız seçimlerimizin bir sonucunda. Çünkü insanlar seçimlerinin sonucuna katlanır. Doğruyu bırakıp yanlışı seçiyorsanız, yanlışlarla dost olacaksınız ve yanlışların size hazırladığı o çıkmazlara gireceksiniz. Ve bunun neticesinde de bu yanlış tutum, düşünce ve seçimlerimizin sonunda günahın ve yanlışın zehri bizi felç ediyor. Felç sadece bedensel felçlerimiz yoktur. Bu ruhsal felç de budur. Karamsarlık, ümitsizlik, çaresizlik, önünü görememe, endişe bu ruhsal felçlerin sonucunda oluyor. Bu durumda sevgililer, önümüzde iki seçenek var. Ya yalnız seçimlerimizin sebep olduğu o ölüm vadisinde dolaşmak, ya da ruhumuzun kanatlarını takıp o vadiden göklere doğru, gökyüzüne doğru yükselmek. İman budur işte. İman. İçinde bulunduğumuz o endişe vadilerinde, korku vadilerinde, karamsarlık vadilerinde, sisli ortamda yol alırken iman gerekli olan bir şey. O iman kanatlarını takıp uçabilmek, bunu becerebilmek. Onun için o fırtınada Rab, korkan ölüyoruz diye feryat eden öğrencilerine gelip imanınız nerede? Ey kıt imanlılar! İman bir güçtür ama eğer işletilmediği zaman hiçbir işe yaramaz. Tıpkı kasanda duran para gibi. Eğer kullanmıyorsan o paranın sana hiçbir faydası olmaz. İşte bu yüzden sevgiler, gökyüzüne doğrusu yükselmemiz ve ruhumuzun kanatlarını açıp uçmamız, tepelerin, dağların oraya yukarı
altyapısı kurmanız gerekiyor. Korkma, günahın kanatları yok, seninle birlikte uçamaz. Günah, bataklıklarda, yerde var olan bir şeydir. Bunun için kartallar yuvalarını yüksekte kurarlar. Neden biliyor musunuz? Oraya yılan ulaşamaz. Yılanın ulaşamadığı yere yuvasını kurar. Çünkü yılanlar o kartalların bıraktığı yumurtaya çok hevesli. Ama kartal içsel olarak öyle yükseğe kurar yuvasını, yılanın çıkamadığı yüksekliği. Biz de günahın çıkamadığı bir yerde kendi ruhsal gökyüzümüzü, konutumuzu yapmamız gerekiyor. Şunu unutmayın, göklerde günaha yer yok. Bunu söylerken neye dayanıyorsun dersen, çünkü göklerden o günah işleyen melekler dünyaya atılırlar. Gökyüzünde artık günah söz konusu değil. O isyan eden, gururlanan, tahtımı Tanrı'nın tahtından daha yüce yere koyacağım diyen şeytan ve onun takipçileri, ona itaat eden melekler gökyüzünden atıldılar. Artık onun sonu, dünyanın sonunda gereken ceza o ve ona tabi olanlara verilecektir. Bu yüzden dedim ki, bu dünyada yaşarken insan kendi ruhsal gökyüzünü, dünyasını hazırlaması gerekir. Oraya günahın girmedi. Ve bu yüzden günahtan uzak bir yaşam yaşayabiliriz. Ama her birimize düşen sorumluluk, günaha karşı direnmek. Bunu söylüyor bu sayfada. Yanlışa karşı direnmek, günahı ne düşüncelerimizin içerisinde yer vermek, ne de yuvalarımızdan içeri girmesine izin vermek gerekiyor. Ve günahın ulaşacağı ortamdan bize ulaşamayacağı ortama doğru yolculuk yapmamız gerekiyor. İşte vadilerden, o günah ve ölüm vadilerinden iman kanatlarını takıp yükselmenin anlamı bu. Peki, melekler çift kanatlı ama insanlar da kanatlıdır ama kanatları gözükmüyor. Nedir o kanatların adı biliyor musunuz? Biri doğruluk, diğeri de kutsiyet. Doğru bir yaşam üstün diyorsa, imanın varmış diye işe yarar. Eğer kutsal bir yaşam sürmüyorsa, imanın varmış diye işe yarar. Yürüdüğün yolda doğru olmam ve kutsiyette yaşamam. Kutsiyette yaşamak ne demek? Yanlışın giremediği alan demek. Bu yüzden gezerseniz görürsünüz, vadilerin yanı başında yüksek dağlar da var. Bırak günah vadisini, aç ruhunun doğruluk ve kutsiyet kanatlarını, dağlara doğru yol al, işte kurtuluş budur. Süleyman'ın eserlerinde bir yer var. Neden bu konuyu bu şekilde işledim? Çünkü bir şey var. Diyor ki, kuşların gözü önünde ağ sevmek boşunadır. Ama eski çevirilerde bir şey var. Aynı bölümün, aynı ayetin Ermenice çevirisinden çok güzel bu. Uçan kuşlar için kurulan tuzakların hiçbir faydası olmaz diyor. Burada daha iyi anlaşılıyor değil mi? Uçuyorsan eğer sen, Rabbin sana verdiği o doğruluk
ve kutsiyet kanatıyla hiçbir tuzak seni yakalayamaz. Bu ayet bunun için. Ama kuşlar yere inerse tuzaklara düşebilir. İman eden insanlar gökte uçan kuşlara, bilhassa kartala benzetilir kutsal kitapta. Yaşar peygamber de diyor şöyle: gençler bile yorulup zayıf düşer, yiğitler tökezleyip düşerler. Ama Rab'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp kartallar gibi yükselirler. Koşar ama zayıf düşmezler, yürür ama yorulmazlar diyor. O zaman kendinizi kartal gibi görmeniz lazım. O koca kanatlarını açan kartal gibi göklerde süzülmeniz lazım. Ve doğruluk kanadıyla kutsiyet kanadınızı çırparak tuzaklara karşı daima uyanık olacaksınız. Çünkü kartal geleceği görür, uzakları görür. Kartal demişken bir mesel var. Duymuş muydunuz çaylakla kartalın meselesi? Sessiz kaldığımıza göre peki. Bir gün çaylakla kartal konuşuyormuş. Ve ileri görüşlülük konusunda da iddiaya girmişler kartallar. Çaylak demiş ki, ben kilometrelerce uzaktaki yemi görebilirim. Hava atmış. Kartal da demiş ki, nerede görüyorsun? Ha, demiş, daha uzaklarda bir yem var, buğday tanesi. 2 kilometre uzakta. Öyle mi demiş kartal? Getir bakalım onu, göster. Çaylak kalkmış, süzülerek yeme doğru gitmiş. Ama birden ne uğradığını şaşırmış. Oradaki bir ağa üstüne kapanmış. Kartal demiş ki, 2 kilometreden buğdayı görüp de o tuzağı görmüyorsam o gözün ne anlamı olabilir? Biz de dünyada önümüze girilen o yem olarak şeytanın bizim önümüze attığı o yanlış yemleri görüp de onun tuzağına düşüyorsak bunun bize ne faydası vardır? Nasıl bir imandır ki bu? Tehlikelerden haberimiz yok. Sadece gözümüzü o dünyasal mallara dikiyoruz ve bizi tutsak ettiğini bazen göremiyoruz. Ve o yüzden de tutsağız her birimiz. Sevgiler, her yerde, çevremizde bazısı belli, bazısı gizli tuzaklar var. Zaten bu dünya tuzaklar dünyasıdır. Ben inanıyorum ki hiçbirimiz artık Rab yok diye anlatamaz. Ama öyle tuzaklara bizi tutturuyor ki, hapsediyor ki, yeni değişik değişik kullanıyor. Bakıyorsunuz ki nedir acaba bu diye. Samimiyetle söyleyebilir misiniz? Hiçbir insanla bir problemim yok diyebilir miyiz? Barış için değil diyebilir miyiz? Tanrı'nın elindeyiz. Gücenmediğiniz bir insan var mı? Kırılmadığınız bir insan var mı? Az ama çok birilerine küssünüz değil mi? İşte şeytanın tuzakları bu. Birbirlerini çekiştiriyoruz değil mi? Konuyu anlayıp anlamadan değil mi? Olayı bilmeden ne konu meraklıyız. Kulağımız hemen dedikodulara açık. Ne diyor? Nasıl olmuş? Yarım yamalak duymalarımıza bir de biz ekleyip olayı senaryolaştırıyoruz, büyütüyoruz, dedikodunu yapıyoruz. Sonra gelip kiliseden bunu yapıyoruz. Boyumuz kadar.
Onlar senin günahını bağışlamaz. Ama yüreğinde yanlışa yer vermediğin zaman, birini çekiştirmediğin zaman, birinin hakkını yiyip de ondan özür dilemediğin zaman, işte sen tutsaksın. Gizli tutsaklar bunlar. Gizli tuzaklara tutulmuş gizli tutsaklar. Benim bir açığım varsa, sen benim bu açığımı kapatamazsın. Senin bir açığın varsa ben kapamam. Eğer beni bir yanlışta görüyorsan, kutsal kitap buna bir çözüm olarak söylüyor. Önce git, gizlide söyle. Anlamadın, dinlemedin mi sen? Hatırını saydığın bir iki kişiyi de al yanına, öyle git söyle. Yine mi anlamadın? O zaman özgürsün. Kilise ortasında söylemeyi. Eğer bağışlamadıysan birini, Rab diyor ki, bil ki bağışlamadığın sensin. Kendini bağışlamıyorsun. Ama bil ki bir gün ben de seni bağışlamayacağım. İşte sevgiler, İman yaşamı, doğruluk kanadının ve kutsiyet kanadının birlikte ahenkli şekilde bizi göklere çıkarmasıdır. Eğer bu kanatlardan biri işlemezse kuş uçabilir mi? Kanadı kırık deriz. İşte eğer bizim dilimiz durmuyorsa, affetmiyorsa yüreğimiz birini, o zaman kanatlarımızdan biri kırık demektir. Kırık kanatlı, imanlı olmak hoşunuza gider mi? Uçamamak hoşunuza gider mi? Yine bir mesel geldi aklıma. Onu da paylaşayım. Güvercin biri Rab'be yalvarmış. Rab demiş, benim kimseye bir kötülüğüm yok. Ama herkes benim üstüme sarılıyor, bu vahşi hayvanlar. Ben de çok korkuyorum. Onlardan beni koru. Bana kanat ver demiş. Bir tehlike alında kaçayım onlardan. Ve bir sabah uyanıyor. Güvercin bakıyor ki iki kanadı var bedeninin üzerinde. Bu sefer gidiyor o vahşi hayvanların karşısına, onlara kafa tutuyor. Var, kanatlarım var diyor. Senden korkmuyorum. Ve yine yerde bir vahşi hayvanla şakalaşırken vahşi hayvan onu kovalıyor, yakalıyor, parçalıyor, ölüyor. Ve göklere gittiği zaman cennette güvercin diyor ki, Rab ben sana güvendim senden. Beni bu vahşi hayvanlardan kurtarman için kanat diledim. Ama sen beni korumadın, kurtarmadın. Onlar beni öldürdüler, yediler. Sense hiçbir ses çıkartmadın. Tanrı ona diyor ki, yavrum, ben o kanatları sana koşman için değil, uçman için verdim. Sen vahşi hayvanla şakalaştın, o peşine düşünce koştun. İman bize yükseklere, Tanrı'ya doğru kutsiyetle ve doğrulukla yükselmemiz için verildi. Dünyada kalıp başkalarını çekiştirmek, onların hakkında dedikodu yapmak, yahut da kendi zevkimiz peşinde koşmak için değil. O kanatlar bizi Tanrı'ya doğru yaklaştırmak için verildi. Bunu kullanalım. O zaman iman yolunda göreceksin ki
sen huzur bulacaksın. Ve biz dediğimiz gibi bu dünya tuzaklar dünyasıdır. İnsanın yürüdüğü ruhsal yolda bir sürü, kimisi açık, kimisi gizli ruhsal tuzaklar var. Bunları söylüyoruz işte. Rabbin istemediği, Rabbin hoşnut olmadığı her türlü tutum ve davranış bizi tutsak ediyorsa biz tutsağız. İnsan yürüdüğü ruhsal yolculuğunda tuzaklar vadisinden geçmek zorundadır. Ama eğer iman kanatlarını kurdurursa onların üzerinden geçer, yürüyerek değil. Eğer iyi ve kötüyü doğru biçimde ayırt etmek için Tanrı'nın sözüyle eğitilmediysek, şeytanın tuzaklarına düşmemiz kaçınılmazdır. Tanrı'nın bir sözü, yani kutsal kitap, bizi her türlü tehlikeye karşı uyaran ilke ve prensiplerdir, buyruklardır. Bu yüzden Tanrı'nın sözünü yaşamımızın her döneminde yolumuzu aydınlatan bir ışık olarak kullanmalı hissedilir. Tanrı'nın sözü yalnız seçimlerin ve kararların yol açacağı kederlerden, tuzaklardan ve acıklı durumlardan uzak durmamıza yardım eden ruhsal ilkelerdir. Bu yüzden Davut diyor ki, sözün adımlarım için çerağ, yolum için ışıktır. Bu yüzden sevgililer, biz de söyleyelim, aç gözlerini Rab, kendimi göreyim, o ışığın altında. Çünkü kendimi gördüğün zaman bir aynada görür gibi. Mabetin, ilk yapılan mabetin en dış kısmında bir tunçtan kazan var. Kazanın içinde su vardır. Aynanın olmadığı devirlerde o insanlar suya bakarak kendilerini görürler. Tanrı'nın sözü de dirisidir. Ona bakarak kendi ruhsal seviyemizi ortaya çıkarırız. İşte mabete girerken hem orada hizmet edecek kişi o suyla yıkanır, hem de kendisini görür. Hem temizlenme aracıdır su, hem de bir ayna görebilir. Ruhsal ayna. Bu yüzden kendimizi tanımak çok önemli sevgililer. Zayıflıklarımızı, fazlalıklarımızı bilmek çok önemli. Bizim en büyük düşmanımız kimdir diye sorsam çoğumuz şeytan diyeceksiniz. Ama bizim en büyük düşmanımız ne şeytan ne de bir başkası. Bizim en büyük düşmanımız biz kendimiziz. Onun için her sabah aynaya bakarken kendine bir selam ver. Ama de ki kendine fazla güvenme. Biliyorum ki sen benim düşmanımsın. O benliğinin orada olduğunu bil. Ama de ki ben seni imanımla yeneceğim. Çünkü ben Tanrı'nın çocuğuyum. Ona emanet. Onun gücüyle eğlendik. Senin üstünden geleceğim. Sen bana hakim olamayacaksın. Hani bir Kızılderili atasözü şeyi de var. Mesela kara köpekle beyaz köpek meselesi. Biliyorsunuz muhakkak ama tekrarlayalım. Çadırın önünde çıkmış dede oğul, iki köpek birbiriyle kavga ediyor.
birinden az, birisi yan. Çocuk sormuş, dede demiş, bunlardan hangisi galip gelir? O da demiş ki, hangisini beslersen o galip gelir. Kara köpek bizim benliğimiz, beyaz köpek de ruhumuz. Hangisini beslersen yaşantın ona göre yönelir. Eğer Tanrı yolunda yürümek istiyorsan, onunla beraber olmak ve göklere doğru yükselmek istiyorsan, huzur bulmak istiyorsan, yaşamdan bir sevinç almak istiyorsan, bu yolculuk tanrısız olmaz. Bu mutluluk tanrısız gelmez. Onun için ruhunu Tanrı'nın sözüyle beslemen gerekiyor. Rab, bu yüzden söylediği insan yalnız ekmekle yaşamaz. Allah'ın sözüyle yaşar. Bunun için her zaman duanız, aç gözlerimi ya Rab, kendini göreyim. Kendi zayıflıklarımı göreyim, fazlalıklarımı göreyim ve senin sözün oranında onları düzelteyim. Ve Rab açsın gözlerimizi, günahlarımızı görüp bir kurtarıcıya ihtiyacımız olduğunu hissedelim, anlayalım. Günahlı olduğumuzun bilincinde olursak, o zaman beni bu durumdan kurtaracak bir kurtarıcıya ihtiyacım olduğunu hisseder ve o kurtarıcıma doğru giderim. Onun adı Hristos Kristos'tur, başka biri yok. Kim ne derse desin, ondan başka kurtarıcı yok. O göklerden bizi kurtarmak için geldi. Onun için ona gideceksiniz. Derdiniz, sorunuz, problemin olduğu zaman başka bir kurtarıcı aramayın. Boşuna çaba sarf edersiniz. Boşuna uğraşırsınız. Önce ona. Ve bu yüzden yine söyleyelim, aç gözlerini Rab, kurtarıcımı göreyim, Rabbimi göreyim, onu yakinen tanıyayım ve onunla sohbet edeyim ve haşlanan, benim için canını veren Hristos'u göreyim. Ve biraz önce söylediğimiz gibi, Allah'ın sözleri yaşam kaynağıdır. Sonsuz yaşamın yolunu ve göksel hazineleri gösteren haritadır kutsal kitap. Onun sözleri. Ama biz nedense kutsal kitapla arkadaşlığımızı pek yapmıyoruz. Toplum olarak. Ve okuyun. Çoğun bana söyledi, okuyun ama anlamıyorum. Oku da anlama. Ondan sonra gelin, hay sokun da benim başımı ağrıtın. O zaman başınızı ağrıtmazsınız. Bize ilaç verirsiniz. Rabbin sözlerini paylaşma imkanı verirsiniz. Biz bunun için varız. Birlikte anlamaya çalışalım. Bir zamanlar biz de anlamıyorduk. Ama bir ayet var orada söylüyor. Normal akli de insan bunları anlamaz. Bunlar ruhça anlaşılır. Onun için Rab gitti ama kutsal ruhunu gönderdi. Öğretmen olarak. O dünyanın sonuna kadar sizinle birlikte olacak. Size öğretecek diyor. Sordunuz mu Rabbim'in kutsal ruhuna? Rab, ben bunu anlamıyorum. Bana öğret. Onun diğer adı öğretmen mi biliyorsunuz? Ve o zaman duamız şu olsun. Eğer göksel hazineye sahip olmak istiyorsak, aç gözlerini ki
senin sözlerini okuyayım ve anlayayım. Aç gözlerini ki senin mucizelerini göreyim Rabbim. Ve ruhsal dirilişimi ve senden aldığım şifayı ilan edelim. Aslında biz burada vaaz etmiyoruz size. Ne aysut ne deriz. Biz Rab'den aldığımız şifayı, o mucizeyi, bir zamanlar neydik, şimdi neyiz, ne hale getirdi bizi. Varlığımızla bunu size anlatıyoruz. Bize öyle bir sorumluluk ve görev verdi ki bu kutsal görev. Biz bir zamanlar dünyaya dalmış, o ölüm vadilerinde dolaşan, günahın içinde ününü göremeyen insanlar olarak bu günahı kendi mahvedinde sorumlular yaptık. Şükrediyoruz ona. O zaman sevgiler, şu şiirsel şeyi önerileri size okumak istiyorum. Eğer ona Rabbimiz, yolumuz, kalkanımız, sığınağımız ne diyorsak, öğretmenimiz diyorsak, lütfen kulaklarınızı açın, şu sözleri yüreğinize yazın. Bana yol diyorsun ama beni izlemiyorsun. Bana ışık diyorsun ama beni görmüyorsun. Bana öğretmenim diyorsun ama beni dinlemiyorsun. Bana Rab diyorsun ama bana hizmet etmiyorsun. Bana gerçek diyorsun ama bana inanmıyorsun. Bir gün seni tanımadığını söylersem şaşırma. O bir gün gelmeden önce eğer Rabbim ise, eğer o yolsa, o yolda yürüyelim sevgililer. Bunun için gözlerimizi değil sadece yüreğimizi de açsın Rab ki onu tahtına oturtalım. Çünkü iman yolculuğu ciddi bir yolculuktur. Bir elimiz işte bir elimiz oynaşlı olarak bir yol yürünmez. Biraz önce söylediğim gibi iman kanadımızın iki yönü var. Kutsiyet ve doğruluk. Bunlar bizi Rabbin huzuruna yükseltir. Ve bu yüzden de Tanrı'nın sözünü yaşamımızın bir döneminde değil sadece, tüm yaşamımızın ömür boyu yolumuzu aydınlatan bir ışık olarak kullanmalıyız. Tanrı'nın sözü yanlış seçimlerin kararlarına yol açacağı kederlerden işte o zaman bizi kurtarır. O zaman aydınlatır, gösterir yanlışı bize. Ve bir örnek var. Bu örnek kendimizi imanda görüp de gururlanan insanlara çarpıcı bir örnektir. Hazreti Süleyman'ın yaşamı. Gençlik yıllarında Tanrı'ya ve Tanrı'nın sözüne ve yasasına çok önemli. Ve bunun sonucu Tanrı ona öyle bir hikmet verdi ki ve kutsal kitap der ki onun gibi ne hikmetli bir adam geldi ne de senden sonra gelecek. Tanrı'nın sözü. Çünkü o genç yaşta kral olmuştu. Yüreğinde Tanrı korkusu vardı. Ve Tanrı'nın huzurunda bize gelerek dedi ki Rab, sen bana inayet ettin, beni kral ettin ama halkın çoktur. Ben bu genç yaşımda bu büyük halkı nasıl yöneteceğim? Bana öyle bir hikmet ver ki adaletle, doğrulukla, kutsiyetle ve senin bana verdiğin ilkeler doğrultusunda onları yönetebileyim. Ve Tanrı bu duasını işitti ve söyledi.
sen benden hikmet istedin, kendin için değil. Bu toplumu yönetmek için hikmet istedin. Bencil duygularını yerine getirmek için değil. Sana öyle bir hikmet vereceğim ki, bugüne kadar senin gibi ne hikmetli adam geldi, ne de bundan sonra gelecek. Kendin için bir zenginlik istemediğin için, ben sana öyle bir zenginlik vereceğim ki, senin gibi bugüne kadar ne zengin bir adam geldi, ne de senden sonra gelecek. İşte böyle hikmetli ve Rab korkusu yüreğinde olan bir kral, ilk önceleri bu bilgiyi ve zenginliği alçak gönüllü bir şekilde kullandı ve çok huzurlu bir krallık yaptı. Ün yaptı. Dünyada ondaki bu hikmeti ve zenginliği görmek için ta uzaklardan krallar geldi. Kraliçeler geldi. Seba Melikesi gibi bilirsiniz, filmlerinde izlersiniz. Ve Fırat Irmağı'ndan Filistin'e oradan Mısır sınırına kadar bütün ülkelere hakimdi. Bu topraklarda yaşayan krallıkları hep Hazreti Süleyman, Kral Süleyman yönetiyordu. Her tarafta barış var, herkes barış ve güvenlik içinde huzurlu yaşıyordu. Ancak, bu hepimize ders olsun, ancak ilerleyen zamanda Kral Süleyman'ın yaşamı imandan ve Rabbi sözünden dönmenin ve uzaklaşmanın etkisiyle karardı. Düşünün ki bu mabeti yaptı. Rab korkusu olmazsa o koca mabeti Rabbe sunak olarak yapar mı? Onun duasını işitin. Çok güzel duaydı. Mabeti dolduran. Rab ona kaç kez gözüktü. O uzun duadan sonra hatırlarsanız size sık sık tekrarlıyorum. Birisi gelir de yüreğindeki bir derdi söylerse diye onu gökteki meskeninde işit. Tanrı ona bu bütün uzun duası sonucunda dedi ki duanı işittim. Birisi gelir de bu mabette bana doğru yönelir. Bir konu hakkında, bir dert hakkında, bir hastalık hakkında bana yalvarırsa ben gökteki meskeninden işiteceğim. Gözüm ve yüreğim ebediyen orada olacaktır. İşte ben her zaman sizlere hatırlatıyorum. Bu kapılardan içeri girdiğiniz zaman burayı göklerin kapısı olarak düşünün. Burada girdiğiniz zaman Tanrı'yı tahtında oturduğu vaziyette hissedin. Onun o görünmez varlığı burada, onun gözü sizden üzerinde. Hepimizi görüyor. İşte bilgelik ve doğruluk sayesinde dünya çapında bir şöhret kazanan Kral Süleyman, Tanrı'ya tapınmayı, onun sözüne itaat etmeyi bırakıp yolunu şaşırdı. Ve Hazreti Süleyman tahta geçmeden yüzlerce yıl önce Rab İsrail'in yöneticisi olarak seçilecek kişileri bekleyen tehlikeleri önceden gördüğü için Musa'ya bu konuda buyruklar vermişti. Okuyalım mı bu buyruğu? Bakın göreceksiniz. Kral tahtına oturunca Levi kahinlerin koruması altındaki kutsal yasanın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak. Bu yasa örneğini yanında barındıracak. Yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki Allah'ı Rab'den korkmayı ve yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin. Kendini kardeşlerinden üstün saymasın.
yasanın dışına çıkmasın, kendinin ve soyunun kralları İsrail'de uzun yıllar sürsün. Kime bildiriyor bunu? Ta Musa zamanında Tanrı bildiriyor. Birisi kral olduğu zaman yasa kitabı, Tanrı'nın kitabı krala verilecek. Kral ne yapacak? Kendi eliyle bunu yazacak. Kopya çıkaracak. Ve onu ne yapacak? Daima yanında taşıyacak. Bir sorunla karşılaştığı zaman açıp okuyacak. Ona göre hükmedecek. Ve Rab'den korkmayı, ben şunu tekrarlıyorum, her gün onu okuyacak. Niye bunun üzerinde duruyorum? Aynı şeyleri bugün sizlere söylüyorum. Öyle ki Allah'ı Rab'den korkmayı ve yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin. Kendini kardeşlerinden üstün saymasın, gururlanmasın kral olduğun diye. Yasanın dışına çıkmasın, kendini ve soyunun kralları İsrail'de uzun yıllar sürsün. Uzun yıllar sürmesinin önemi. Bu söz bugün başta bizlere, tüm yöneticilere, tüm ana babalara. Şimdi diyeceksiniz ki bana, ya Deray, Lidya orada krala söylemiş. Biz ne zaman kral kraliçe olduk ki derseniz, ben de derim ki, hatırlarsanız düğününüzde sizi kral ve kraliçe yaptık. Başınıza taş koyduk. O andan itibaren siz kral ve kraliçesiniz. Evinizin kralısınız. Evinizin kraliçesisiniz. Önce onu siz okuyacaksınız. O kitabı yanınızda bulunduracaksınız. Ve çocuklarınıza aktaracaksınız ki ömrünüz uzun olsun. Ömrünüz huzurlu olsun. Yaşamınız güzelleşsin. Ama bundan, bu kutsal kitaptan uzak bir yaşam sürersek sonra da Tanrı'yı suçlamayalım. Sevgililer, sesindeki bazı şeyleri hoş görüyorum. Bizim amacımız sizleri üzmek değil. Aradığınız huzurun kaynağına doğru yolculuk yaptırmak sadece. Huzuru kaybeden yahut da bizden isteyen Rabbin kendisi değil, biziz. Onun için Rab diyor ki seninle benim arama fesatların ayrılık koyuyor. Kaldır o fesatlarını ki huzurum, bereketim, mutluluğum sana doğru aksın. Onun için kutsal kitap bulunduğun evlerinizde okuyun, okutun, bir aile ortamı olsun. Düğünlerde hoşuma giden bir şey var, onu da söylemekle geçmeyeceğim. Sevdiğim, saydığım Süryani Metropoliti Seyyidina Yusuf Çetin bizden kutsal kitaplar alır, İncil alır. Evlendirdiği zaman çiftlere onu verir. Kendisine buradan saygılar sunuyorum. Doğru bir şey yapıyor. İşte buradaki ayetin gereğini yerine getiriyor. Ama onun o sorumluluğunu getiriyor size. Veriyor. Bunu alıp okumuyorsak o zaman vay bize. İki kere suçlu oluruz. Çünkü kutsal kitap okumak ne canım bu devirde, o 2000 sene önce, 4000 sene önce yazılmış, modası geçmiş kitaplar şimdi, vallahi bir sürü şey var onlar varken, onu mu okuyacağız? Sevgili babalar, analar, siz okumazsanız çocuklarınız okumaz.
siz dua etmezseniz çocuklarınız dua etmez. Siz kiliseye gelmezseniz çocuklarınız gelmez. Bizim büyüklerden bir şey var, onun bir sözü var. O şöyle söylüyor: çocuklarınızı kiliseye göndermeyin diyor. Bakın bak, aynen böyle cümle. Çocuklarınızı kiliseye göndermeyin. Arkası geliyor ama herkes surat asıldı, ne diyor? Tekrarlıyorum. Çocuklarınızı kiliseye göndermeyin. Götürün. Siz götürün. O zaman doğumluluğu yapmış olursunuz. O zaman bu sözleri yaşamınızda uygulamış olursunuz. Rab bu buyruklarla birlikte kral olarak mesledici herkesi, her kişiyi uyarmıştı. Ve yine başka bir şey var. Atayacağım kral, yüreğini Rab'den sapmaması için çok kadın edinmemeli diye bir şey var. Bazıları soruyor, onun için burada bu konuyu da değinmek istiyorum. Neden Davut yahut Süleyman çok eşler aldı? Bu onun Rab'in isteği değildi. Rab özgür bırakır bizi. Başlangıçtan beri Rab zaten yasaklamıştı. Ama kişi dinlemiyorsa, Rabbin sözleri doğrultusunda eğitilmiyorsa, bunları okuyordu, biliyordu bu ayetleri. Yani yasanın tekrarı 17-17'dedir bu. Süleyman yanında kutsal kitap olarak bu ayeti bilmiyor muydu? Çünkü kendisi yazmıştı zaten kral olurken. Yasanın tüm kurallarını yazarak, çünkü ben de bazılarını yazarak, burada sizlerle şey yaparken, konuyu seçerken, yazarken de aklıma başkaları bir şeyler geliyor, tekrar oraya bir şey ekliyorum, görüyorum, tekrar hatırlıyorum. Bu uyarıları biliyordu, bir süre için bunlara kulak asmıştı, çok dikkat etmiş, bunun neticesinde de huzur bulmuştu. Ama daha sonra çevresindeki Perez krallıklarla ilişkini pekiştirmek istedi. Tanrı'nın dostluğunu, Tanrı'nın sözlerini bir kenara bırakarak kendi güvenliğini sağlamak için çevresindeki krallarla kınamı oldu. Onlardan birinin kızını, birinin kardeşini alarak sözde ülkesinin etrafını dostlarla çevirmek gibi bir düşünceyle hareket etti. Ama Tanrı'nın dostluğunu bıraktı. Eğer biz de Tanrı'nın kutsal kitapta söylediği sözleri bırakıp başka insanların bize önerilerine kulak asarsak Tanrı'nın dostluğunu bırakmış oluruz. Ve bunun neticesinde de yavaş yavaş uzaklaştı Tanrımız huzurundan ve gücü ve zenginliği arttıkça Süleyman'ın kendine duyduğu güven arttı. Çevresindeki uluslarla ittifakı ve ticari ilişkileri kendisine şöhret, onur ve dünyanın zenginliklerini kazandırdı. Bolluk ve zenginliğin türlü ayartıları Kral Süleyman'ın günlerinde birçok kişinin yaşamına girdi. İnsan karakterinin saf niteliği bozuldu ve zedelendi. Bunda zenginlik bir günah değil, bunu belirtmek istiyorum. Ama o zenginliği nasıl kullandığın çok önemli.
İşte bu zenginliğin içinde de pusuya yapmış tuzaklar var. Eğer Süleyman gibi o zenginliğin getirdiği refahın içinde kaybolma tehlikesi söz konusu olabilir. Zenginleşebilirsin ama yüreğinin daha çok zenginleşmesini sağlayabilir. Dünyasal malların artabilir ama yüreğindeki zenginlikleri kaybetmeden, Tanrı'ya olan bağlılığını sevdiğini kaybetmeden dengeyi sağlaman lazım. Sevgililer, boş kaseyi taşımak zor değildir. Önemli olan, asıl olan saçmadan, dökmeden, titizlikle taşımamız gereken dolu kasedir. O zaman biz de Rabbin sevgisiyle, imanıyla, ona olan güvenimizle yüreğimizi doldurursak, bunu doğru saçmadan, dökmeden taşımamız gerekiyor. Hayatımızın sonuna kadar. Ve oraya, oradaki Rabbi olan sadakati hiçbir şey söküp almamalı. Ne zenginliğimiz, ne şöhretimiz, ne ünümüz, hiçbir şey. Gurur ve hırslar baskın çıktığında yaşam tökezler sevgilidir. Çünkü gurur hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını hissettiğinde yüreği göklerin sonsuz bereketine kapatır. Ve dikkat edin, o gurur göklerden meleklerin düşmesine neden olur. Baş melek. Çünkü Tanrı'nın bütün inayetlerini reddeden bir duruma getirdi o gurur. Kendisi Tanrı gibi olmak istedi. İşte sahip olduğumuz her şey Tanrı'ya hizmet için kullanıldığı zaman o zenginliklerimiz artacaktır. Bereketlenecektir. Ama eğer bizi gurura doğru yöneltirse o zaman düşmemiz kaçınılmaz. Çünkü diyor ki kutsal kitap, düşüşten önce gurur gelir. Bir adamın düşeceğini nereden anlarsınız? Gururluyor mu? Bekleyin. Düşmesi kaçınılmazdır. Ve Kral Süleyman farkında olmadan o denli küçük adımlarla imandan sapmıştı. Tanrı'nın yönlendirişine kulak asmadı. Yani ayetleri bıraktı. Tanrı'nın yasada söylediği sözleri boş verdi. Söz dinlerlikten söz dinlemez hale dönüştü. İnsan Rabbin sözüne karşı özensiz olursa bir müddet sonra sözü önemsemez ve sözü dinlemez olur. Onun için sizler kiliseye gelin, vaazları dinleyin, kutsal kitabı okuyun derken bunu kastediyoruz. Okudukça dostluğunuz artar. Ama uzak kaldığınız zaman söze karşı özensizliktir bu. Bir müddet sonra o sözün önemini yitireceğiz ve bir müddet sonra da aman boş ver o sözleri diyeceğiz. Eğer Tanrı'nın sözünü önemsemezlik ve söz dinlemezlikle devam edersek bir müddet sonra duymazlığa gelir. İlgimizi Tanrı'nın sözünden uzaklaştırırız. Dünyasal o dedikoduları açarız işte. Kim ne diyor? Neymiş? Nasıl olmuş? Ve bu da bizi ruhsal sağırlığa ve ruhsal körlüğe sebep olur. Ve sevgiler, İşte Süleyman bunun neticesinde kendisine verilen bu yetkiyi, bu bilgeliği yanlış alanda kullandı. Yaşlandıkça bir söz var orada, çok çarpıcı bir söz. Karılarını diyor Allah'tan daha çok sevdi. Her biri bir putperestti. Ve kendi putunu getirip
mabedin içine koydu ve onlarla beraber tapındı. Bakın Tanrı taparlıktan nereye düşür? Ve Tanrı diyor iki kez ona görünerek ikaz etti. Bu aldırış etmeyince de krallıktan olur. O yüzden sevgililer, eğer Kral Süleyman'ın durumuna düşmek istemiyorsak, Rabbin evladı olmaktan vazgeçmek istemiyorsak, Tanrı'nın sözlerini önemseyip, onun sözünü ilke ve prensip olarak yaşantımızda ışıklar olarak kullanalım. Davut gibi diyelim ki, sözün adımlarım için çerağı ve yolun için ışıktır. O ışığınız yaşantınızdan asla eksilmesin. Rab her birinizi korusun. Çünkü söyleyecek daha çok şey var. Ama bu akşam bu kadar. Gösterdiğiniz sevgi için, bu sıcakta gelip burayı doldurduğunuz için ve diyorum ki Rab, sen huzurunu gönder yüreklere. Yüreklerindeki derdi al, derman ver. Huzursuzluğu al, huzur ver. Sorunlarını al, çözüm ver. Hastalıklarını al, şifa ver. Amin. Yeah.
basmadan değil, yalan açan diyor, bu kolun şu peyuz, yavaş sormaz şu kolu. O derdi sevmez bir boğul ve nere, kahve, yeşilçe ve mefkere, harcayın ve boşuna dal, bu yıl para verirken, o dini ve sütüldüğüne, ağaçın bekliyiz, devamlayan sahibiniz, amelim. Yılbağısın su taşı kovazlardan bir Եվ նա զառաջացնեց մեր Եսուսին։ Սուպասիեմ սահաչեստուզը զեզ սովա բալեսը մենի նրա ցեգեսուսի շնորհիվ ողորմության եւ ամենադամ դերասպաս մեր ներծոյա բովան։ Բախվանի ճիվի շաբաթացելոց Քրիստոս աստված բրգիչ մեր բախյա բախվանիա եւ քորնիա դեր զավեն քահանաս եւ ներդա ուխտավոր հավալացիա ժողովուրդն մեր Ընտովանյա սուրբ եւ պատվական խաչմուտքով խաղութիա, հրյա, ազատիա, հերեմենի եւ աներևույն թշնամույն, իպորձանած, արգածինց, հիվանդութիած եւ ամենանչար պատահարած եւ սկորզս ծերած մերոց խաչողիա։ Արժանավորյակ ուպյակ պարավորելս կեզ ընդվոր եւ ընսկողբութ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիլենից, Որդնիալ, դեմեր, Հիսուս, Հիսուս, ամեն։ Այմեն, որդերինս ես սուրբ սուրբ եկեցյանքո, եկեցե ապայությունքո, եկեցի կամքո, որպես էլ ինս եկերպի, հսաս մեր անապազոր, դուր ես այսոր, եր դող մեզ զվարազգնե, որպես էլ մեզ կողուսկ մերոս պարտապանաս, Եվ դեր Հիսուս Քրիստոս եղեցը ձեզ եղութմեզ ամենիսին։ Ամեն։